Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nako Elit Baby ip kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelim 10 ve 10'un katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet, ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Şimdi birlikte de bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bir tane fazladan olmuş. 10 ve katları artı 3 ilmek demiştik. Yani toplamda 33 ilmekten anlatım yapacağım size. Evet. Şöyle başlamadan buraya bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım. Ve başlayalım. Öncelikle şöyle bir iki sıra lastik geçeceğim modelimin alt kısmına. Siz de dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği modelimizin alt kısmına yapabilirsiniz. Evet, ben şöyle bir miktar lastiğimi ördüm. Modeli anlatabilmek için bu kadar yeterli bana. Siz tabii ki biraz daha geniş yapmanız gerekiyor lastiği. Şimdi modelimizin ön yüzden kurulumuna geçelim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir ilmek ters ördüm. Şimdi kenar kısımlara yarım model kuracağız. Bir ilmek örmeden aldım. Bakın, sıradaki ilmeği ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Buraya yarım model kurduk. Şimdi bir ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım, bir ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım, ilmeğimi ters ördüm. 1, 2, 3 oldu, 4 olacak. Bir ilmeği örmeden aldım ve bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu arada bakın 1, 2, 3, 4. Buraya tam model kurmuş olduk. Bir ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeği ters örüyorum. İlmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği ters ördüm. İlmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği ters ördüm. İlmeğimi örmeden aldım ve sıradaki ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın, ikinci modeli kurduk buraya. Kenara yarım kurduk. Tam kurduk. Bu da tam model. Şimdi devam ediyoruz. Bir ilmek örmeden, pardon, bir ilmek düz ördüm, ipi benden yana aldım, bir ilmek ters ördüm, bir ilmeğimi örmeden aldım, sıradaki ilmeği ters ördüm, bir ilmeğimi örmeden aldım, sıradaki ilmeği ters ördüm, ipimi arkaya alarak kenar ilmeğimi burada düz ördüm. Modelimizin ön yüzden kurulumunu yaptık. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra arka yüzde yapacağımız işlem bütün ilmekleri ters örmek. Arka yüzde herhangi bir işlem yok.
Devam ediyorum. Dediğim gibi arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, modelimizin ön yüzündeyiz. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi benden yana aldım. Sıradaki ilmeği örmeden şişimi aldım. Ve bir ters ilmek ördüm. Tekrar örmeden aldım. Bir ters ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın burada yarım modelimiz devam ediyor. Şimdi ortada bir düz ilmeğimiz vardı. Bu sefer 3 düz ilmek öreceğiz. 1 2 3 tane düz ilmek ördük ortada. İpi benden yana aldım. Bir ters ilmek ördüm. Örmeden aldım. Yine bir ilmek ters ördüm. Örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Örmeden aldım, bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın altta 1 2 3 4 modelimiz vardı. Şimdi 1 2 3 oldu. Tekrar arası için 1 2 3 ilmek düz örüyoruz. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Örmeden aldım, bir ilmek ters ördüm, örmeden aldım ve bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım, arası için 1 2 3 ilmek düz ördük. İpi benden yana aldım, bir ilmek ters ördüm, örmeden aldım, bir ilmek ters ördüm, örmeden aldım ve şöyle kenar ilmeğimi de burada ters öreceğim. Evet, bakın devam ediyoruz. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi ters öreceğiz. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm ve şu anda ön yüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi benden yana aldım. Buradaki ilmeğimi ters örüyorum. Örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Yarım modelimiz devam ediyor bu şekilde. İpimi arkaya aldım. Şimdi bakın. Şuradaki ilmeğimi de düz örüyorum. 1 2 3 4 Bu sefer 5 ilmek düz ördük. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters ördüm. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeği ters ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. Sıradaki ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördük. Bakın modelimiz gittikçe bakın şöyle ilk sıra 4 modelden oluşuyordu. Sonra 3, şimdi 2. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. İpimi benden yana aldım. 1 ilmek ters ördüm. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeği ters ördüm. Örmeden aldım. Sıradaki ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 5 ilmek düz örüyorum. İpimi benden yana aldım. 1 ilmek ters ördüm. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Yine 1 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de burada düz olarak örüyorum. Evet, arka yüzden yine ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters ördüm. Model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi benden yana aldım. Buradaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıradaki ilmeği ters ördüm. İpimi arka tarafa alıyorum. Şimdi bakın 1 2 3 4 5 6
7 ilmek ters ördüm bu sefer. İpi benden yana aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın modelimiz bitti artık. 4 ile başladık. 3 oldu. 2 ve 1. Tekrar aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ters ördüm. Örmeden aldım. Sıradaki ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine ilmeklerimi düz örüyorum. İpi benden yana aldım. İlmeğimi ters ördüm. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet, bakın modelimiz neredeyse kendini belli etti artık. Şimdi arka yüzden bütün ilmeklerimi yine ters öreceğim. Evet, bir modelimizi bitirmiş olduk. Arka yüzden bu arada bütün ilmeklerimi ters ördüm ve bir modelimiz bitmiş oldu. Şimdi tekrar model kuracağız ama modeli bu sefer şu ara kısımlara, yani düz olan yerlere kaydıracağız. Bu sefer modellerimiz tam olacak. Kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeği ters ördüm. Örmeden aldım. Sıradaki ilmek ters. Örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Yani bir model kurmuş olduk. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Tekrar bir ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki ilmek ters. Bir ilmek örmeden al. Sıradaki ilmek ters. Bir ilmek örmeden al. Sıradaki ilmeğimiz ters. Bir ilmek örmeden al ve sıradaki ilmeğimiz yine ters. İpimi arkaya aldım. Şöyle bir ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Üçüncü modelimizdeyiz. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Ördüm ters. Bir ilmek örmeden aldım. İlmeğimi ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım ve ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Burada bir ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Bakın modelimizi ara kısımlara kurmuş olduk. Bu sefer 3 tane tam modelimiz olacak. Arka yüzden yine bütün ilmekler ters. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. İpi benden yana aldım. Sıradaki, evet, kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz ördüm. Yanındaki ilmeği de düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. Örmeden aldım. Sıradaki ilmek ters. Örmeden aldım. Sıradaki ilmek ters. Örmeden aldım. Sıradaki ilmek ters. Bakın modelimiz 3'e düştü yine. İpi arkaya aldım. Şimdi arada 1, 2, 3 ilmek düz oldu. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. Örmeden aldım. Ters ördüm. Örmeden aldım. Ters. Örmeden aldım. Ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. Örmeden aldım. Ters ördüm, örmeden aldım, ters ördüm, örmeden aldım ve ters ördüm. Burada 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimle birlikte. Evet, bakın modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Video çok uzun olmasın. Burada yine 4 ile başladık, 3 yaptık, 2, 1 diye devam edecek. Sonra yine bu yarım
Kenarları yarım kurulacak. Yani bunun tekrarı. Model zaten kendini tekrar ediyor devamlı. Sadece burayı göstermek istedim size ki modelin nasıl ilerlediğini anlayabilin diye. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Evet, bu da modelimin daha büyük hali. Bakın ilerledikçe bu şekilde görünüyor modelimiz. Bu da birlikte örmüş olduğumuz parça. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Evet, şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel V-yaka kazak olur, süveter olur. Yine anne yeleklerinde, hırka yapımında birçok yerde kullanabileceğiniz gayet kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.